Şimdi eklentiyim burada linki var. Linki kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra görünümden login box'a gidelim. Login box'ımız buraya geldi. Biz burada login box sistemi olarak WP klasik var, widget var. Biz WP klasiği kullanalım. Update options diyelim. Update options dedikten sonra hemen temamızın header php dosyası, tema klasörümüz içindeki header php dosyasını açalım. Biz burada toolbar diye bir div oluşturmuştuk. Toolbar divinin içinde de giriş diye bir link oluşturmuştuk. Bu kopyaladığımız linki giriş linkinin altına yapıştıralım. Daha sonra bu giriş yazısını keselim. Buraya yapıştıralım. Daha sonra bu boş kalan A'yı kaldıralım. Şu an bir sitemize bir bakalım. Giriş dedik. Fakat açmadı. Tekrar bakalım. Site ismini kaldıralım. Tekrar kontrol edelim. Yine bizi direkt sayfaya gönderdi. Buradan ayarlara bakalım. Biz bu linki tekrar bir bakalım linke. Yüklü eklentiler diyelim. Yüklü eklentilerden eklentinin sitesini bir ziyaret edelim. Options'a bir bakalım. Install diyor. Download. C demo. Bir yeni sekmede bir açalım. Geri gelelim. Dinlersek direkt oraya gönderiyor. Login box'ı düzenleyelim. Burada readme html diyor. HTML'i bir açalım. Veya readme txt'yi açalım tekrar. Başka herhangi bir link veriyor mu? Tekrar bakalım buraya. Herhangi bir link vermemiş bize.